60 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Evet, bugün piyasalara konuşacağız. Yücel Tonguç Erbaş, Ağlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldin Tonguç. Zeliha merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Borsa İstanbul özeline biraz girelim. Arka arkaya yeni rekorlarla kapanışları var. Gün içerisinde kez aynı. Hedeflemesi nedir acaba? Dolar bazında bir hedefi var mı acaba? Bir de tabii bu yükselişin nedeni yükselen enflasyon mu? Sever çünkü borsa enflasyonu. Valla ben çok dolar bazlı bir hedefi olduğunu borsanın, yani tabii ki teknik değerlendiren arkadaşlar belli hedefleri dolar bazlı bakıyorlardır ama dolar bazlı bir hedef dahilinde borsanın yükseldiğini düşünmüyorum açıkçası. Aslında aynı psikoloji, yani yerli yatırımcının ağırlıkta olduğu bir borsa var. Hani yabancının para girişi haftalık bazda bakıyoruz, çok değişmiyor. Neredeyse ufak ufak çıkışlar da devam ediyor. Ama geldiğimiz kur seviyesi, geldiğimiz enflasyon beklentileri, işte son Merkez Bankası'nın da biraz daha kendi beklentisini de yükseltmesiyle birlikte bilanço döneminde bu konjonktürün şirketlerin karlılıklarına olumlu yansıdığını gördüğümüz bir hafta geçirdik. Dolayısıyla bunun devam edeceğini düşünüyor yerli yatırımcı ve özellikle de kendini işte baktığımızda konut fiyatlarına, otomotiv tarafına, işte arsa tarafına, altın fiyatlarına bu pazarların dışında, bu yatırımların dışında bunu da biraz tatmışsa, yani borsada bir tecrübesi varsa en azından salgında o yoğunlaşan hesap açılış sürecinde düşündüğümüzde hala borsayı özellikle piyasa değerinin şirketlerin düşük kaldığı TL karşılığı olarak baktığımızda TL bazlı olarak bir cazibe merkezi, bir pazar olarak görüyor. Yani 2700'lerin üzerine geldik, bir tarihi bir kapanış, gün içi seviyeler gördük. Tahmin ediyorum bu beklentiyle birlikte, yani konjonktür değişmediği sürece işte belki diyoruz ki yıl sonuna doğru 3000-3250 aralığı bize çok uzak değil artık. Yani o süreç devam edecek gibi duruyor. Evet. Üste bazlı hareketleri de bilanço bazlı hareketleri de görmeye devam edeceğimiz bir süreç içindeyiz. Peki şimdi İngiltere Merkez Bankası'nı 27 yıl aradan sonra 50 bas puanlık bir faiz artışıyla %1,75'e çekti. Yukarı yönlü faizi. Sert bir tabii artış. Evet. Diğer taraftan Brezilya'da da 50 bas puanlık bir artış gördük biz bugün. Dolayısıyla para politikasına devam ediyor bu süreç. Nasıl yorumlarsın? Acaba önümüzdeki toplantılarda hem ECB'den hem de BOE'den gelebilecek yine böyle ekstra sert faiz artışları beklenir mi? Şimdi merkez bankaları, özellikle enflasyonu faizle dizginlemeye çalışan merkez bankaları için bunu söyleyeyim. Bir an önce kendi faiz beklentilerine yaklaşmayı hedefliyorlar. Bu Avrupa'da da gördük, Fed'de de görüyoruz. Hatta işte bunun, bu grubun dışında kalan ülkeler için, Avustralya, Kanada gibi ülkeler için bile bir an önce faiz oranlarını hedefledikleri noktaya çekmeye çalışıyorlar. Çünkü bugün mesela İngiltere Merkez Bankası'nın en açık sözlü, belki de en net şekilde ifade ettiği, faizi arttırırken özellikle %1,75'e çekerken bile bir resesyon endişesinden, dördüncü çeyrekte bir resesyon oluşabileceği, hatta resesyonun da 1-1,5 yıl kadar sürebileceği bir süreçten bahsetmesi aslında bütün merkez bankalarının kafalarındaki olasılığı sözlü olarak da dile getirdiği bir gün yaşamamıza neden oldu. Bu açıdan da ben İngiltere'yi en, belki de hani başkan nezdinde de en şeffaf, en net görüşünü piyasada dile getiren bir merkez bankası olarak görüyorum. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de bir an önce biraz da acele ederek her toplantıda mümkün olduğu kadar bu ülkeler, özellikle Avrupa ve Amerika'da faizleri bir noktaya kadar getirmek için hızlandırılmış, önden yüklemeli, belki de hani söylem açısından bakarsak bir politika izlemeye devam edeceklerini düşünüyorum. Peki Tonguç, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Yavuz Eroğlu, BAGE Başkanı, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk Zeliha. Şimdi tabii enflasyonist baskılar devam ederken biraz girdi maliyetleri ve ham madde fiyatlarından bahsetmek isteriz. Sektörümüzde tüm sektörleri çok yakından ilgilendiren ürünlerin üretildiği bir sektör. Nedir şimdi genel durum acaba 7. ayda?
Zeliha Hanım, öncelikle tabii şunu söylemek lazım. Sizin de söylediğiniz gibi plastik sektörü birçok sektörün girdisini sağlıyor. Yani bugün baktığımızda otomotiv sektöründe bugün üretilen arabaların %15 ağırlıkça kısmı plastik, beyaz eşya sektöründe giydiğimiz kıyafetlerin iplikleri plastikten dokunuyor. Giydiğimiz, içtiğimiz gıdaların ambalajları plastik. Birçok saydığım medikalde, tarımdaki sera örtüsünden tutun da damla sulama sistemlerine hayatımızın birçok noktasına girdi oluyor. Dolayısıyla sorunuzda olduğu gibi ham madde fiyatındaki herhangi bir değişiklik enflasyon oranına da tüketicilerin günlük kullanımına da ciddi anlamda etki ediyor. Geçen senelerde siz de yaptığımız yayında, geçen sene 2011'de, 2021'de hatırlarsanız plastik ham madde fiyatlarında çok ciddi artışlarımız vardı. Aşağı yukarı %150'leri bulan ortalamada plastik ham maddelerde dolar bazında artışlarımız vardı. O süre içinde hatta özellikle bunun ana kaynakları üzerinde de konuşmuştuk. Özellikle dünyada petrol gibi, nasıl petrol bir kartel OPEC tarafından yönetiliyor. Hemen onun alt birimi olan petrokimya sektörü de yine kendi içinde oligopol bir yapı içinde, kartel bir yapı içinde üretimi ayarlayarak, yani üretim miktarlarını kısarak ham madde fiyatlarını yukarı çekmişlerdi o dönemde. Türkiye'de dünyada en çok ham madde ithal eden ülkelerden bir tanesi. Çünkü çok büyük bir plastik endüstrimiz var. Avrupa Birliği'nde Almanya'dan sonra ikinci en büyük üreticiyiz. Dünyada altıncıyız. Bu kadar çok plastik üreten, ihraç eden bir ülkede ham madde fiyatları da enflasyona da tüketiciye de girdi olarak çok büyük etki ediyor. Bahsettiğim gibi üretimi kısarak 2021'de %150'ye varan dolar bazındaki artışlar ardından özellikle biz o dönemde de hep şunu söylemiştik. Bu artışlar çok suni artışlar. Talepte böyle bir artış yok. Bir müddet sonra bunlar ciddi anlamda düşecek. Çünkü bu kendi aralarında üretimi kısarak yapılan süreçler devamlı olmayacak demiştik. O dönemde de yaptığımız, yine Türkiye dünyada önemli bir alıcı olduğu için Çin'le birlikte, örnek vermek gerekirse polipropilen ham maddesi en çok kullanılan Çin ve Türkiye'nin toplam ithalatı dünya ithalatının tek başına %57'si. Bu durumda ortak harekette bu süreçte en azından zararı tüketiciye de üreticiye de azaltabiliriz demiştik. O dönemde başarılı sonuçlar almıştık. Ancak navlun fiyatları çok hızlı düşmemişti. Ama sorunuza gelecek olursam bu sene o oyun bozulmaya başladı. Çünkü navlun fiyatları hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Bu senenin başından itibaren son dönemde de hızlanarak gidiyor. Navlun fiyatları düşünce de dünyanın değişik yerlerindeki uygun fiyatlı mallar hareket edebilmeye başladı. Bir pazardan bir pazara akabilmeye başladı. Bunun da etkilerini hemen gördük. Biraz rakam vermek istiyorum. Polipropilen, demin örnek verdiğim polipropilende fiyatlar 2200-2250 dolar seviyelerine ton başı çıktığında bugün itibariyle bu fiyatlar 1200 dolar seviyelerine kadar geriledi. Neredeyse yarıya düştü. Ki bu düşüşün çok daha hızlı devam etmesini bekliyoruz. Çünkü lojistikte indirimi görüyoruz. Ciddi anlamda firmalar pazarlık ederek çok düşük fiyatlar alabiliyor navlun fiyatlarında. Diğer taraftan da ham madde tarafında da aynı şekilde şu anda ham madde satanların yoğun bir paniği var. Hızlı bir şekilde ellerindeki ham maddeyi çıkarmak istiyorlar düşüşü gördükleri için. Firmalarımızın da bu dönemde satın alma süreçlerinde daha dikkatli davranarak bu süreci destekleyecek bir yapı içinde gidiyorlar. Özellikle yine şunu da belirtmek lazım. Geçen sene en önemli sorunlarımızdan bir tanesi yurt içinde yerli üretim yapan ham madde tesislerinin daha çok yurt içine tedarik yapacağını, ham madde ihracat yapmasıydı. Bu dönemde şimdi ihracat imkanları da ham madde düşerken sınırlanınca yurt içine tekrar satmak istiyorlar ama üreticiler de o dönemde kendilerine ham madde teslim etmeyen firmalara bu dönemde birazcık daha işin doğrusu mesafeli davranıyor. Şu anda tüketiciye nasıl yansıyacak kısmını da şöyle özetleyebilirim. Bugün demin örneklerini vermiştim ama birazcık daha somutlaşsın diye söylüyorum. Gıda ambalajlarında plastik çok ciddi kullanılıyor. Örneğin içtiğimiz suyun şişesi için söyleyeyim. Bir su aldığımızda şişesi plastik olan, bunun fiyatının içinde neredeyse %85'i, %90'a yakın kısmı plastik ambalaj kısmından kaynaklanıyor. Uç bir örnek olsun diye verdim. Diğer tarafta
yine vatandaşın giydiği kıyafetlerin içinde plastik iplikten dokunduğu için polyesterden ciddi anlamda %10-15'lik bir marj yaratıyor orada. Yine öbür taraftan baktığımızda günlük yediğimiz makarnanın ucuz bir makarna için o plastik ambalajı toplam maliyetinin %11'leri, %12'lerine geliyor. Bunlara baktığımızda tüm bu yaşanan süreçte hem üreticilerin enerjideki ciddi artışlar, diğer tarafta işçilik maliyetlerindeki artışlar, lojistikte şu anda olumlu yönde giden, ham maddede olumlu yönde giden düşüşlerle birlikte daha dengeli bir ortam oluşturacağını düşünüyorum. Ve bunun da tüketiciye en azından şu anki bu yüksek enflasyon ortamında bir nebze nefes aldıracak plastik yönden. Biz böyle görüyoruz. Yani tüketiciye plastik, daha doğrusu plastik ürünleri kullanılan ürünlerde fiyat düşüşleri bekler miyiz? Bunu bekleyebiliriz. Eğer döviz tarafında ciddi bir artış olmazsa, çünkü döviz bazında alınıyor, kendisi dolar bazında satılan bu ham maddenin şu anda düşüyor ve bu düşüş süreci de alıcılar da bu konuda daha reaktif ve karşılıklı tedbir alarak alımlarını azalttıkları için hızlı bir şekilde geri geliyor ve bu vatandaşın da kullandığı ürünlerde enflasyona da etki yapacak görünüyor. Peki şimdi bir de bir haber vardı, birkaç gündür konuşuluyor zaten, bu İran'dan kaçak mallar geldiğine dair, kaçak ürünler. Şimdi bunun olayı ne? Siz çünkü bir araya da geldiniz temsilciler, kaçak ürünler dolayısıyla sektörde ne gibi etkiler var? Şu anda tabii PAGEV sektörü temsil ettiği için sektördeki birçok alt sektör grubuyla komiteler toplanıyor. Önemli sorunlardan bir tanesi son zamanlarda gümrüklerde yaşanan kaçakçılık olayları. Bunların sektöre olumsuz etkileri var. Niye? Türkiye'de üretilecek malzemeler yurt dışından kaçak yolla vergisiz getirilince yurt içinde üretim yapan tesislerin üretim şansları kalmıyor, rekabet şansları kalmıyor. Bunun bir örneği yine özellikle streç film, günlük hayatımızda kullandığımız streç film üretimi, ki Türkiye çok ciddi bir üreticidir o konuda, veya yine günlük kullandığımız poşetlerde bu malzemeleri yarı mamul olarak, yani plastik poşeti poşet olarak değil ama daha onun ön aşaması dediğimiz bobin halinde sınırdan kaçak getirip, özellikle de İran'la sınır kapımız olan Gürbulak sınır kapısından bunlar yurda giriyorlar firmalarımızdan aldığımız bilgiye göre. Ve streç filmde, poşette artık firmalar üretim yapmak yerine yurt dışından gelen bu üretim, kaçak gelen bu ürünler sebebiyle üretimlerini durdurmuş durumdalar. Özellikle Ticaret Bakanlığımız, İthalat Genel Müdürlüğümüz ve Gümrükler Genel Müdürlüğümüzle konuyu daha önce kendilerini ziyaret edip komite üyelerimizle paylaşmıştık. Ardından bu konuyu tekrar gümrüklerimize daha detaylı firma bilgilerini de içerecek şekilde komite üyelerimiz paylaştılar. Şu anda bakanlığımızın konu üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ancak özellikle haksız rekabet ve firmaların üretimini durdurma noktasına gelen bu konuda hızlı hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Umuyorum ki hızlı bir tedbir alınıp gümrük kapımızın emniyeti sağlanıp bu tür suistimallerin ve haksız rekabetin önüne geçilecektir. Peki bir de gelelim tabii finansmana erişim konusu, krediye erişim konusu. Nedir sektörde durum? Şimdi çoğu sektörde tabii hem işletme sermayesi olsun, girdi maliyetleri dolayısıyla, enerji maliyetleri, içerik maliyetleri vesaire, bunlarda bir erime vardı bir süredir. Ama aynı zamanda da tabii yatırım için ya da borç için fark etmez, bir kredi erişim ve finansmana erişim konusu sıkıntı yaratıyordu sizlere. Sektörde durum ne? Evet, şu anda sektörde finansmana erişim bütün diğer sektörlerde olduğu gibi önemli bir konu ve bunun erişilmesi noktasındaki bankaların uyguladığı şartlarda çok ciddi değişiklikler var. Bugün baktığınızda kredi faizleri 30 ila %50 bandında gidiyor. Bu çok ciddi bir faiz. Zaten yurt dışı kaynaklı, yani döviz bazlı krediler Türkiye'nin CDS'inin çok yüksek olması sebebiyle firmaların kullanabileceği ve bununla iş yapabileceği seviyenin çok üstünde. TL kredilerde de bankaların şu anda uyguladığı %30-%50 bandı yeni iş yapmayı, yatırım yapmayı imkansız hale getirecek bir durumda. Bir işin bu tarafı var. Diğer tarafta, yani günlük kullanılan bu krediler işin dönmesi dışında, bir de Türkiye için en önemli kısmı yatırım kredileri. Yatırım kredileri ayağında da yatırımların devamı için, çünkü yatırımlar uzun vadeli projeler,
10 senelik, 8 senelik dönüşleri olan projeler, bunlar muhakkak krediyle yapılması gereken süreçler. Orada da ciddi sıkıntılar var. Özellikle bazı noktalarda BDDK'nın son aldığı kararların bankalar tarafından uygulanmasında bazı kafa karışıklığı, bunun da işleyişi durdurduğu noktalar oluyor. Örnek vermek gerekirse, özellikle uzun vadeli kredilerde bankalar firmalardan, diyelim ki 10 senelik bir yatırım kredisi, bu 10 sene boyunca hesaplarında 800 bin dolar karşılığına geliyordu, yanılmıyorsam 15 milyon TL. 800 bin dolar üzerinde para bulundurmayacakların döviz bazlı taahhüdünü istiyorlar. Bu da tabii mümkün bir şey değil. Firmalar o yüzden ya krediyi kullanamıyor, ya da daha acı olan, bazı firmalar normalde vade alıp yurt dışına, yani Türkiye'nin şu anda en büyük sıkıntısı olan döviz noktasında 6 ay vadeli, 8 ay vadeli, 1 sene vadeli makina üretilip teslim edilince ödeyecekleri parayı bir an evvel erken ödeyip o sistemi aşmaya çalışıyorlar. Bu ise Türkiye'nin kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Bunların bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Özellikle de imalata dayalı ithal ikamesi programı gibi KGF'nin özel programları veya Merkez Bankamızın yatırıma dayalı avans kredileri, bunların hepsinin özel Türkiye'nin özellikle ithalatını, dış ticaret açığını azaltıcı yönleri olan yatırımlar bu anlamda teşvik belgelerine bağlanılmış. Bunların da bir an evvel açıklığa kavuşturulması BDDK ve özellikle hazinemiz tarafından bekliyoruz. Peki şimdi dış ticaret hacminize bakıyoruz. %28,7 oranında bir artış var. İthalat tarafında da 29,1 milyar dolar olarak bir gerçekleşme var. 47,7 milyar dolara da dış ticaretimizde artış var. Plastik tarafı acaba ihracat konusunda nasıl bir durum sergiliyor? Çünkü bazı ihracatçılarımız sektör değişken olmakla birlikte birim bazında düşüşler ama ciro bazında artışlar olduğundan bahsediyor. Sizde durum ne? Plastikte şunu söylemek lazım öncelikle. Plastik sürekli olarak Türkiye ihracatındaki payını arttırıyor. Plastik normalde bakıldığında istatistiklerde kimya ihracatı altında görünüyor. Kimya ihracatının da %35'lik payla en büyük kısmı, yani açık ara farkla kimya sektörü içinde en büyük ihracatı geliştiren sektör. O anlamda da biliyorsunuz kimya son dönemde ya birinci ya ikinci, Türkiye ihracatı açısından böyle gidiyor. O çerçevede bakılınca plastik sektörünün Türkiye'de ihracatı sırtlayan sektörlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi diğer sorunuz bunun birim başına maliyeti noktası. Tabii birim başına maliyeti istediğimiz seviyede değil. Ama bu artıyor mu azalıyor mu derseniz, bunda son dönemde bir artışımız var. Bir ara düşmüştük. Şimdi kilo başına fiyatımızı daha yukarı çıkarıyoruz. Bunun tabii bir kısmı ham madde artışından kaynaklanan bir kısım. Ama onun üstünde marjlarla alakalı da özellikle son dönemde Türkiye'de yüksek teknoloji ürünü plastik mamuller üreten ve evet, plastik içeren mamuller üreten firmalarımız fazla. O tarafta biz biraz olumlu ayrışıyoruz diye söyleyebilirim. Peki son bir dakika, çok hızlı iki sorum var. Bir, tabii siparişler yavaşladı mı? İki, Rusya'daki gelişme, daha doğrusu Rusya-Ukrayna savaşının sektöre nasıl bir etkisi var? Siparişlerin yavaşlama riski görülüyor. Özellikle Avrupa Türkiye'nin büyük bir partneri. Ama bunu birazcık daha zaman geçince daha iyi anlayabileceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bu tür etkilerin pozitif yönde de etkileri olabiliyor. Orada rakip üretim yapan firmalar doğalgaz ve enerji sıkıntısından dolayı üretim sıkıntısı çekiyorlar. Dolayısıyla yakın planda böyle bir riski hissetsek de netleşmediği için tam kesin bir öngörüde bulunmak zor. Rusya'nın etkisi olumlu oldu, onu söylemem lazım. Çünkü Rusya'nın dünyayla açılan kapısı Türkiye. Türkiye'de antrepolar yine Rus ürünleriyle dolu. Özellikle Rusya'dan Türkiye ticareti, Rusya üzerinden dünyaya satışlar bizim sektörümüzde başta olmak üzere ciddi anlamda pozitif etki yapıyor. Çok çok teşekkür ediyorum Yavuz Bey. Verdiğiniz bilgiler çok değerliydi. Tekrar görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar Zeliha Hanım. İyi akşamlar. Bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere.